Merhabalar. Suat Yaşar ben. Ade Yapı gayrimenkul ve değerlendirme uzmanı olarak hizmet veriyoruz Yozgat genelinde. Burada biz bütün Yozgat halkı ve çevre ilçelerle beraber süreçlerde, gayrimenkul iş hizmetlerinde ya da aracılık hizmetlerinde elimizden gelen desteği bütün alıcılara ve satıcılara destek veriyoruz. Burada gayrimenkul durumlarında Yozgat'ı baz aldığımız zaman gayrimenkulde evet son birkaç yıla baktığımız zaman çok farklı ve yüksek işleri göz alabiliyoruz ama buradaki ana sebeplerden bir tanesi tamamen maliyetlerdeki artışlar. Özellikle müteahhitliğini yapan bu işin erbapları buradaki malzeme ve ham madde artışlarının yanı sıra işte arsa ve diğer bedellerdeki artışlarla beraber ister istemez fiyatlarda afaki yüksekliklere sahip olduk. Bununla beraber tabii hani sıfır yapılarda ya da yeni yapılar dediğimiz tabu devri olmayan yapılarda fiyat artışı olduğu zaman da dolaylı olarak diğer daha eski dediğimiz 5-10 yıl, 10-15 yıl arası konutlarda ister istemez bir satış fiyatlarında artışları göze çarpmak da mümkün. Buradaki sebeplerden bir tanesi dediğimiz gibi hem fiyat artışı, maliyetlerdeki fiyat artışı, bunun yanı sıra da piyasadaki dalgalanmalar. Nedir bu dalgalanmalar? İşte seçim öncesi süreçteyiz şu anda ve bundan önceki deprem sürecinde insanlardaki oluşan güvensizlik ya da korku içgüdüsüyle beraber ellerindeki gayrimenkullerinin daha yüksek bedellere satmaya çalışıyorlar. Çünkü piyasa çok dalgalı, bir güvensizlik var piyasada ama seçimden sonra biraz daha toparlayacağını düşünüyoruz bu konuda. En azından biraz daha stabil hale geleceğini düşünüyoruz. Yozgat için konuştuğumuz zaman kiralık daireler konusunda bir sıkıntılarımız var. Bunun sebebi biraz önce dediğim gibi depremden kaynaklı misafirlerimizden oluşan bir portföy daralması oluştu. Bu daralmayla ziyade işte yani halkımız bu konuda çok misafirperver, onlar elinden geleni yaptı. Ama bunun da tersi olarak da ev piyasadaki kiralık portföylerinde büyük ölçüde azalmalar oluştu. Şu anda kiralık portföylerinde sıkıntı yaşanmakta. Bunun da çözümü yeni yapıların satış değil de kiralık modelleriyle ele alınarak, eşyalı ve eşyası olarak ele alınarak piyasaya sunması biraz daha rahatlatacağını düşünüyoruz.